Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yemek tarifi paylaşacağım. Patates çanağında soslu köfte tarifi. İlk öncelikle burada 4-5 adet orta boy patates var. Patatesleri güzelce soydum, yıkadım. Şimdi sadece böyle ortadan ikiye kesiyorum. Çok küçük küçük doğramanıza gerek yok. Sonra sıcak, kaynar suyun içerisine patatesleri alıyorum. 4-5 dakika haşlıyorum. Sonrasında hemen geri çıkartıyorum. Sadece 4-5 dakika haşlamanız yeterli. Bu arada kesinlikle kaynar suyun içerisinde haşlamanız gerekiyor. 4-5 dakika sonrasında patatesleri içerisinden geri çıkartıyorum. Yani çok az haşlıyoruz. Hala sert olacak. Sonrasında rendeyle güzelce bütün patatesi rendeliyorum. Şöyle bir 10 dakika soğumasını beklerseniz daha iyi olur. Soğuduktan sonra hepsini iyice rendeliyorum. Rendeledikten sonra içerisine baharat ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı da tatlı toz biber ekliyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini iyice. Kaşıkla karıştırdıktan sonra daha iyi karışması için elimle de şöyle güzelce karıştırıyorum. Yalnız çok fazla bastırmıyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Şimdi artık şekil vermeye geçebiliriz. Elimize yapışmasın diye şöyle bir kaseye su alıp ara ara elinizi ıslarsanız daha iyi olur. Hazırladığımız patatesli harçtan şöyle alıyoruz. Avcumuzla, elimizle güzelce içerisini açıyoruz ve bir tabakla yaparsanız daha iyi olur ve tabağın üstüne koyuyorum. Elimi arada ıslatıyorum ve patatesli harca çanak şeklini veriyorum. Hepsini yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Bu arada bu tarifi püre olarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen patatesi haşlayıp püre haline getirip biraz soğuduktan sonra çanak şekline de verebilirsiniz. İki türlü de gayet güzel oluyor. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Kenarları altı güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Sonrasında köftesini hazırlıyorum. 400 gram kıymayı kabıma aldım. 1 adet büyük boy soğanı da rendeleyip suyunu sıktım. İçerisine ekliyorum. Yarım çay bardağı galeta unu bir tutam maydanozu da doğrayıp içerisine ekledim baharat olarak bir çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı da tatlı toz biber ekliyorum son olarak bir tane de yumurta ekliyorum ve hepsini iyice karıştırıyorum köftemiz de bu şekilde hazır oluyor bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Köfte hazır olduktan sonra ve minik minik parçalar alıyorum, elimle güzelce yuvarlıyorum ve tabağa diziyorum. Çok büyük olmasın, böyle küçük küçük olsun. Şu bu boyut yeterli. Hepsini gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi artık pişirmeye geçiyorum. Şu tavaya biraz yağ aldım. Köfteleri güzelce kızartıyorum. Böyle güzel soslu bir köfte hazırlayacağız şimdi. Hepsi zaten tavaya sığıyor. Böyle güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum hepsini. Köftesi bu haliyle bile gayet güzel oluyor. Böyle soslu, domatesli harika bir köfte tarifi oluyor. Patatesle de çok yakışıyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bu arada hazırladığım bu patates çanaklarından toplamda 8 tane çıktı. Köfteleri de her bir çanak için 5'er tane olacak şekilde hazırladım. Şimdi içerisine 2 adet orta boy domatesi rondodan geçirdim. Onu ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar da su ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Sonra içerisine 1,5 çay kaşığı yine tatlı toz biber ekliyorum. İstiyorsanız bu arada acı toz biber de kullanabilirsiniz. Tekrardan karıştırıyorum. Sonra içerisine çok az karabiber ekliyorum. Bu arada istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Baharat miktarını da isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar içerisine biber salçası ekliyorum. İstiyorsanız domates salçası da kullanabilirsiniz. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir 10 dakika pişiriyorum. İyice köfteyle sosun böyle özleşmesini sağlıyorum ara ara karıştırarak pişiriyorum ve artık soslu köftemiz hazır patates çanaklarını da böyle fırından çıkarttım şimdi şöyle göstereyim altı da gayet güzel kızardı kenarları da kızardı şöyle bir ayrı servis tabağımı alıyorum ve içerisine hazırladığım soslu köfteleri ilave ediyorum o da böyle hazır güzelce suyunu çekti. Çok güzel soslu bir köfte oldu. Şimdi çanakların içerisini soslu köfteyle dolduruyorum. Soslu köftesi ayrı güzel oldu. Patates çanağı ayrı güzel oldu. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Çok lezzetli oluyor. Görüntüsü de ayrı bir güzel. Hepsini böyle hazırladıktan sonra artık servise hazır hale geliyor. Dediğim gibi istiyorsanız patates çanağını püreden de yapabilirsiniz. O şekilde de gayet kolay ve güzel oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Köftesiyle patatesiyle nefis bir yemek tarifi. Köftesi de patatesi de zaten çok güzel bir şekilde pişti. İkisi de yumuşacık oldu. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.